Hayırlı akşamlar Saffet Ağa. Hamdolsun. Eksik olmuyor. Ben de onun için aramıştım zaten. Bu işin artık Kazım Bey'le halledilmesinin vakti geldi. Benim size daha fazla bir faydam olamaz. Estağfurullah. Teşekküre gerek yok. Hayırlı akşamlar. Çok takdir ettim seni. Hangi konuda? Latif'i fena harcadın. Ben bir şey yapmadım. O ne yaptıysa kendi kendine yaptı. Bilemem. Korkulur senden. Biraz vaktin var mı? Ne için? Babamla konuşacaksan öncesinde biz bir durum değerlendirmesi yapalım istiyorum. Orhan, senin durumun artık benim hiç umurumda değil. Artık ben de bu evdeki herkes gibi önce kendimi düşünüyorum. Gelebilir miyim? İfakat, gel. Ne vardı? Merak ettim seni ağam. Biliyorum sen şimdi Latif Bey'e gönül koyarsın. Yardım istemezsin. İzin ver hizmetini ben göreyim. Ağrılarım biraz arttı yine. Yoksa ben kendim hallederdim de şu suyu verirsen ilaçlarımı alayım. Buyur al. Bırak. Uğraşma. Seni yapacağın işler değil onlar. Sana yakışmaz. Senin her hizmetin bana yakışır ağam. Latif Bey er geç hatasını anlayıp pişman olacaktır. O güne kadar eğer yüz göz olmak istemezsen... Sultan'la ben eksikliğini aratmayız. Sağ ol İfakat. Şurada mıydı ağrın? Yayıldı iyice her yere İfakat. Çok yordun kendini ağam. Bize sinirlenip cezayı kendine kessin. Az biraz hatırın varsa yarın işe gitme. Bari bir gün dinlen. Hem belki Seyran eve dönerse önce sen konuşursun. Bizi asla dinlemiyor çünkü. Ne olacak bu ikisinin sonu İfakat? Hepimizden çok görmüş geçirmiş sensin ağam. Sen söyle. Çünkü ben artık neresinden baksam tutacak yer bulamıyorum. Bir kadın eğer kocasına saygı duymazsa... ...yeri geldiğinde alttan almayı bilmezse... ...hele bir de her fırsatta gözü baba evinde olursa... ...o evlilikten hayır gelir mi? İçimden bari çocukları olsaydı diyorum.
Ama belki de hayırlısı buymuş. Ama kalbimdekini senden saklamayacağım ağam. Şimdiki aklım olsa soyumuz Kazım Bey'in soyuyla karışsın istemezdim.